Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. 8 Temmuz 2022'nin son saatlerinde çekiyorum videoyu. Biliyorsunuz Kurban Bayramı'ndayız artık. Allah hepimizin Kurban Bayramı'na hayırlı mübarek eylesin inşallah. Kurban kesen kardeşlerimizin kurbanlarını kabul etsin. Kesemeyen kardeşlerimize de Allah yardımlarda bulunsun inşallah. Kurbanın en güzel tarafı paylaşmaktır. İnşallah kurbanı kurban gibi yaşarız arkadaşlar. Onu da belirteyim. Paylaşmadıktan sonra kurbanın hiçbir önemi yok. Ya hocam iyi de bizim durumumuz zaten kötü. İşte biz o kötü durumdan kesiyoruz, ediyoruz falan filan. Yani bir şey de diyemiyorum. Çok da derinlere girmek istemiyorum. Konumuz futbol, konumuz daha çok futbol. Ama ana mekanizmamız Fenerbahçe. Genellikle arkadaşlar gündelik hayatta da birçok olaylar oluyor. İşte hocam gündemi takip etmiyor musun? Şu olmuş, bu olmuş. İnanın gündemle ilgili hemen hemen hiçbir şeyi paylaşmıyoruz. Sadece Fenerbahçe gündemini paylaşıyoruz. Bizim görevimiz bu. İki tane haberim var. Kısa kısayı çok sevdiniz. O yüzden kısa kısa yapmaya çalışayım. 12 dakika içerisinde bitirmeye çalışacağım videoyu. Çünkü ikinci haber önemli. Sherlock haberi. Ki başlığa da muhtemelen onun adını vereceğim. Dinamo Kiev antrenörü Fenerbahçe gelsin bizi Fenerbahçe'den daha güçlüyüz demiş. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Dynamo Kiev'in yardımcı antrenörü Ongjin Vukojevic tur öncesinde iddialı açıklamalarda bulunmuş. Milleti de dinlenemeden çıkartmış. Lucescu'nun yardımcılığını yapan şahıs oyuncuların sezona hazırlık durumu ne aşamada sorusuna çok iyi çalışmalar yaptık. Hem fiziksel hem taktiksel anlamda. Aramıza sonradan katılan isimler de çabuk bir şekilde adapte oluyor demiş. Sen önce ikilemeden konuşmayı öğren. Rek. Önümüzdeki Fenerbahçe maçı bizim için hayati önem taşıyor. Rakibimizi incelemeye ve analizlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz demiş. Peki Fenerbahçe hakkında neler öğrendiniz şu ana kadar sorusuna? Fenerbahçe iyi bir takım. Çok organizeler. Teknik direktörlerini yakından tanıyoruz. Daha önce birçok kez karşılaşmıştık. Ve onun oyun anlayışını biliyoruz. Bireysel olarak güçlü oyunculara sahipler ancak bence hala biz daha güçlüyüz ve onlardan daha motiveyiz. Polonya'daki maçta taraftarlarımızın stadı doldurarak bize destek olacağına inanıyoruz demiş. Fenerbahçe maçına tamamen hazır olmanız ne kadar zaman alır sorusuna ise 10 Temmuz'daki Lyon maçından sonra Fenerbahçe maçındaki oynatacağımız oyuncular netleşecektir demiş. Hazırlık kampındaki maçların yeterince sıkı geçip geçmediğine dair bir soru gelmiş. Tabii ki hazırlık maçları resmi bir maç kadar sıkı geçmiyor ancak kazanmak her zaman güzeldir. Önümüzdeki Lyon ve Antwerp maçlarında rakiplerimizin olabildiğince istekli oynamasını istiyoruz. Biz de istiyoruz. İnşallah böyle vururlar, kırırlar, böyle kemik seslerinin geldiği maç olur. Böyle gebertircesine top oynarlar inşallah. Hazırlık maçlarınızı yani. Lyon, Antwerp hazırlık maçlarını. Çünkü bizim Fenerbahçe maçının olabildiğince hazır olmamızı sağlayacaktır demiş. Ey Ali Koç, bu cümleleri duy. Bas gaza. Bak dalga geçiyorlar seninle. Sana şey demişler, yalı çocuğu demişler. Öyle deyince sinirleniyor Ali Koç. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? İşin esprisindeyim. Kiev şunu dedi, bu bunu dedi, şu bunu dediğinin olacak iş değil. Ha şu bir gerçek, Fenerbahçe taraftarı Kiev'i çok kafaya takmış durumda. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni çok istiyor. Haksızlar mı? Değiller. Arkadaşlar bakın geçen size düz kaba taslak bir hesap çıkarttım. Gruplara kalmak 16,5 milyon euro falan değil. O sizin gördüğünüz kadarı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığınız anda 16,5 milyon euro almıyorsunuz. Ya bunun bir isim hakkı diye geçiyor. Şeyini bilmiyorum. Tam açıklamasını bilmiyorum. İsim hakkı diye geçiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe Avrupa'daki sıralamada 35. diyelim. 3,5 milyon euro geliyor. Misal veriyorum hani öyle düşünün. Bir isim hakkı var, bir de yayın gelirleri var. Yani yayın gelirlerinden de ayrı para alıyor kulüpler. Ben normalde 16,5'u da yayın geliri zannediyordum birkaç sene öncesine kadar ama yayın geliri farklı. Arkadaşlar bu kadar para dağıtılan turnuvanın yayın geliri de az buz değildir. Ben şunu söyleyeyim. 16,5, 3,5 hadi diyelim oradan geldi. 17, 20. Yayın gelirinde minimum bir 8-9 gelir. 29 milyon euro. Şu 2 tane 3 tane turu geçersen bir 4-5 milyon euro falan da buralardan cukkalarsın. Ya 30-35 milyon eurodan bahsediyoruz. Sadece iş oraya çıkıp UEFA falan. Neydi? Ünal Aysal diye küfür ediyorlar ya. Öyle bir şarkı var.
Şampiyonlar Ligi müziği Ünal Aysal yazın. Küfürlü bir şey çıkıyor. Yani onu dinlemek için falan filan değil. Bunun yüzünden. Ha, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Sherlock'a yani Alexander Sherlock'ta Kiev baskısı. Haberimiz. Şimdi Sherlock'a yapılan satın alma opsiyonu kiralama teklifine sıcak bakmıyor. Fenerbahçe yönetimi Sherlock'u Dinamo Kiev maçlarına yetiştirebilmek için her yolu deniyor. Şimdi santrafor konusunda birçok isimle görüştük. Son olarak Joshua King'in menajeriyle de masaya oturduk. Bu arada King'le ilgili de bir küçük bir bilgim var. En son şey yapalım, konu dağılmasın. Şimdi Leipzig'ten ayrılmasına bu süreçte kesin gözüyle bakılan Sherlock için kulübüyle Fenerbahçe temasa geçti. Yeniden temasa geçmiş. Fenerbahçe 26 yaşındaki Norveçli oyuncunun bonservisine 12 milyon euro isteyen Alman devine "Brrş!" dedi önce. Sonrasında "Çık çık çık! Yas 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 grey!" dedi. Sonrasında dedi ki "Ulan Allah'ınız kitabınız yok mu? 12 milyon euro ne? 12 milyon euroya biz kaç tane çöp alırız siz biliyor musunuz?" dediler. Adamlar birbirine baktı. 12 milyon euroya niye çöp alıyor ki bunlar dedi. "Hay, siz daha bizi tanımıyorsunuz," dedi bizimkiler. Sonra satın alma opsiyonu kiralık yöntemi iletildi. Ağırdan alıyorlar. Leipzig önceliklerin oyuncuyu satmak olduğunu belirtiyor. Olumlu yanıt vermiyor falan filan. UEFA'ya Fenerbahçe 14 Temmuz'a kadar liste vermek zorunda. O yüzden de elini çabuk tutuyor. Fenerbahçe yeni bir teklif yaparak forvet transferini bitirmeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında. Şimdi sosyal medya duyumcularına geçiyoruz. YS. Fenerbahçe, Sherlock ve Leipzig ile pazarlıklara devam ediyor. Leipzig'in talebi 8 milyon euro bonservis, 2 milyon euro başarı bonusu. Sherlock'un maaş talebi 3 milyon euro. Yağız Sabuncuoğlu, YS. Biz bunu zaten biliyoruz. Doğru mu? Değiştirelim. Yani Türkçesi ne? Yağız Bey'in söylediğini. Hani 8 istiyorlar, 2 başarı bonus. Hani Şampiyonlar Ligi'ne kalırsanız, şampiyon olursanız falan filan. Lan şampiyon olalım, 3'ü verelim. Siz, yani şampiyon olduktan sonra paranın bizim için ne önemi var? Şimdi görüşmeler sürüyor. Pazarlıklar devam ediyor. Arkadaşlar, bakın. Şu ana kadar satın alma opsiyonunu kiralama teklifimize sıcak bakmadılar. Adamların amacı bonserviste satmak. Bonserviste satamıyorsan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak. Bunu da anladınız. Şimdi başka duyumcuların duyumlarına da geçelim. Fenerbahçe, Sherlock için Leipzig'i ikna etmeye yaklaştı. Oyuncuya 2,2 milyon euro yıllık maaş, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Gol Krallığı bonusu eklenmiş hani teklifte. Kulübüne bir yıllık kiralama, bu arada 2,2 vergi dahildir arkadaşlar, bilginiz olsun. Kesinlikle yani 3 istiyor, 3'e yakın zannetmiyorum. Hani 1,8 falandır. Haberiniz olsun. Neyse 2,2 yıllık ücret, Şampiyonlar Ligi ve Gol Krallığı bonusu. Kulübüne 1 yıllık kiralama ücreti 1,5 milyon euro. Zorunlu satın alma opsiyonu da 7 milyon euro demiş. Yani 8,5'a mal edecek şekilde. Leipzig peşin ücret istiyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor demiş. Şimdi benim aklıma şu soru takıldı. Madem Sherlock'u bu kadar iyi istiyoruz, İyi oyuncu olduğuna inanıyoruz. La 7-8'i basıp niye almıyoruz? Ha, kararsızsak bu da kötü. İyi olduğuna inanıyorsan basıp alacaksın. Abdülkerim'e 3,5 milyon euroyu bayılıyorduk az kalsın. Ya da belki de biz araya girdik, fiyat yükselttik. Yani ben anlamıyorum arkadaşlar. Yani iyi futbolcuysa 3 milyon euroya yakın bonus yıllık ücret verebiliyorsan vereceksin abi parayı basıp. Şimdi bir duyumcu da Uğur Demirkırdı da Fenerbahçe'nin Sherlock ısrarı olumsuz sonuçlanacak gibi, Belotti ile görüşmeler olumlu sonuçlanacak gibi. Aa, bir de Belotti çıktı. %80 Belotti, %20 Sherlock demiş. Tabii ki de saygım var. Ancak bu duyum doğru değil arkadaşlar. Sherlock Almanya'da kalmak istiyor diyen arkadaşların hepsine söylüyorum. Ya illa duyumla cevap vermeme de gerek yok. Mantıkla düşündüğün zaman siz de yalanlarsınız. Şimdi Sherlock Fenerbahçe'nin Türkiye'nin teklifini, yani Türkiye'ye gelmeyi ve Fenerbahçe'yi artık istiyor. Hani ben günlerdir diyorum ya, istediğimiz anda Sherlock ya da Belotti Fenerbahçe'de diye. Ben sözümün arkasındayım, ben duyumumun arkasındayım. Ha, duyum çıkmaz bir şey diyemem ama bu. Alın. Alın bu. Ayrıca
Hani ne oldu? Hani her Charlotte haberi çıktığı zaman Trabzonspor'un özel maddesi var. Fenerbahçe'nin verdiği parayı verebiliyorsa Trabzonspor'a gitme önceliği var. Trabzon izin vermeden asla alamaz diyordunuz ya. Hadi çıkartın maddeyi. Çıkartın hadi. Bak benim de elimde belgeler var. Ben de onları çıkartırım. Yerinden oynar. Şimdi kulübüyle anlaştığımız anda Charlotte hayırlı uğurlu olsun. Belotti için de şunu söyleyeyim ya. Belotti'nin istekleri yüksek ancak oyun anlayışı sistemine baktığınız zaman çok sıkıntı. Yani çok ilginç ya. Arkadaşlar TFF'den normalde 12 dakika dedim ama 1 dakikada bunu sıkıştırdım. TFF'den haftalık maç programlarıyla ilgili bir açıklama gelmiş. Çok hoşuma gittiği için aldım. Yaklaşık 1 dakikanızı çalacağım, özürlerimi sunayım. Spor Toto Süper Lig'de haftalık maç programlarının ilanlarına ilişkin bir bilgilendirme yapmış. Bak çok müthiş bir olay bu. Gerçekten müthiş bir olay. Ülke puanımızın büyük önem taşıdığı yeni sezonda Türkiye'yi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimize yeterli dinlenme süresinin verilebilmesi. Bak. İlan edilecek programlarda değişiklik yapılmaması ve buna dayalı olarak kulüplerimizin mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme ve grupları tarihleri göz önünde bulundurularak Spor Toto Süper Lig haftalık fikstürlerinin ilanına ilişkin şu şekilde planlama yapılmıştır. 18 Temmuz'da bir çekiliş var. Kura çekimi var. 18 Temmuz'da yapılacak 3. ön eleme turu kura çekimleri sonrasında 1. ve 2. haftalara ilişkin program açıklanacak. Bakın. Türkçesi ne hocam? Türkçesi şu. Mesela Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemesi çıktı salı günü. Trabzonspor'a çıktı salı günü. Ertesi hafta yine salı oynayacaklar. Salı, çarşamba, yani çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Trabzonspor'a da Fener'e de cumartesi maçları verilir. Müthiş. Galatasaray yok, Galatasaray yoktu. İşte X takımının perşembe günü maçı var. Perşembe, pazartesi maçı verilir. Müthiş. Müthiş abi. Bu var ya yıllardır büyük sorundu ya. Müthiş. 2 Ağustos'ta yapılacak olan playoff turu kura çekimleri sonrası 3. 4. 5. hafta programlarında öyle belirleriz diyor. Yani elendiler, devam ediyorlar. Ona göre de değerlendiririz. 25-26 Ağustos'ta yapılacak olan grup fikstür çekimleri sonrasında Dünya Kupası arasına kadar olan 6-14. haftalara ilişkin programlarda buna göre ilan edilecektir diyor. Vallahi müthiş. Billahi müthiş. Müthiş ötesi müthiş. Bilginiz olsun. Benim çok hoşuma gittiği için araya sıkıştırdım. Kusuruma da bakmayın. Joshua King'i unutmadan onu da sıkıştırayım araya. Arkadaşlar biz King'le her konuda anlaştık. %100 olarak anlaştık. %99 değil. %100 olarak her konuda anlaştık. Oyuncu şu anda bekletiliyor diyor Ahmet Selim Kul. Hayır, oyuncu bekletilmiyor. Bizim farklı bir durumumuz var. Farklı durumlar var. O yüzden bekletiyoruz. Hocam Charlotte gelmez mi King gelirse? Bağımsız iki transfer. Bağımsız iki transfer. Sizin bu kısımdan anlamanız gereken olay şu. İstediğimiz anda Charlotte resmi olarak Fenerbahçe'de. 3'ün 5'in hesabını yapmasın. Tak masaya koyarsın. Abi kesin mi? Opsiyonsuz mu? Tamam. Zorunlu satın alma opsiyonu. Verin abi. Ücretsiz kiralama 8'de verelim. Şampiyonluk olursa, şampiyon olsak da şampiyonluk bonusu işte 1,5 milyon euro. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi gruplarına kalsak da 500 bin euro. Bitti. İstediğimiz anda bu transferi bitiririz. Not. Belotti'yi de istediğimiz anda bitiririz. Hepinizin sormak istediği soru şu. Ya hocam buna bonservis vereceğine git ona imza parası ver. Yıllık ücret ver. Al. Daha mantıklı değil mi? Aynı tip oyuncular değil. Aynı tip oyuncular değil arkadaşlar. Değil. Yani Jesus'un sistemini gördünüz. Bir tane pivot lazım. Kesinlikle bir tane pivot lazım. Kanat oyuncuları zaten pırpır pır olacak. Bir şekilde içeri kat edip bitirecek. Orta sahadan gelen destek bir şekilde yerden bitirecek. Bize hava toplarında iyi isim lazım gibi duruyor. Mesela Serdar Dursun çok iyi karşılıyor bunu. Çok tanımlamaya uyuyor. Ha, forvet tandemine bir tane sprinter forvet eklersin. Bir tane sprinter forvet eklersin. Farklılık oluşturur. Bazı maçlarda taktik sistem değişikliği yaparsın. Ne bileyim oyuna sonradan aldığın oyuncular da vesaire bir şeyler denersin. Onun dışında sorun yok. Belotti bu tanıma çok fazla uymuyor. Charlotte bu tanımın tam göbeğindeki isim. Bunu da söyleyeyim. King olayı da böyle. Benim aktaracaklarım bu kadar. Bir beğeni çok görmesini sevinirim. Kusura bakmayın 12 dakikayı geçirdim.